Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Güvenç Kurtar ve Ozan Zeybek'le beraberiz. Yaklaşık 2 saat sizlerleyiz ama programın içerisinde bir bölümde de Euro 2024'te bugün programımız olacak. Günün maçlarını konuşacağız. Son maçın da bitiminden sonra. Tabii her zaman olduğu gibi son sayfada gündemi konuşacağız. Yarışmalarımız var sizlerle birlikte. Keyifli bir 2 saat bizleri bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi bayramlar. İkinizin de babalar günü bir saat kaldı bitmesine çünkü kutlu olsun. Evet. Çok teşekkürler. Ya bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ben de senin hem Kurban Bayramı'nı hem babalar gününü kutluyorum teşekkür hocam. Teşekkür ediyorum. Ozan Zeybek senin de çok hem teşekkür Kurban ederim. Bayramı'nı hem babalar ama günü kutlu biraz olsun. Garip durdum burada. Hocam bayramlıklarını giyip de gelmiş. Onun evet, yanında biraz ya. Sönük durdum. Garip demeyeyim. Ya. Sönük şimdi, durdum onun hocam, yanında. Hocam bu bayram pembesi mi, babalar günü pembesi mi? Ya bunun şeyi var, hikayesi var. Şimdi anlatır mısın anlatayım. Bize? Anlatayım. Denizli Spor'dayım. Bizim Süleyman'ı kadrosu bıraktı rahmetli Ali İpek. Bizim öbür kalecimize isim vermeyeceğim. Yani trafik polisi onun yanında ikmale kalır. Sınıfta kalır. Şimdi geri kendi rahmetli Ümit Kayahan da yorum yapacak bizim maçın, Fenerbahçe maçını. Yayıncı kuruluşta. Hı hı. Dedim ki Ümit dedim var ya 4-5 tane aşağı yemeyiz. Gözünü seveyim dedim. Ben dedim bir tane ceket aldım pembe. Dedim ceketten meketten bahset yani konuyu değiştir dedim. Maçın ötesine taşı falan tamam mı? Tamam falan dedi. Allah rahmet etsin çok iyiydi. Ya neticede biz 4-1 yenildik zaten. Ya maçın başında bir iska geçti bizim kaleci. Gözlerimi kapadım. Şimdi terk edecektim deyse tamam mı? Şimdi yenildik şeye maç bitti falan filan. Tabii ama konu oldu. Sonra şey vardı, Sabah gazetesinde Kanat Akkaya vardı köşe yazarı. Başlık atmıştı. Pembe delikanlıyı bozar mı diye yazmış altına. Çok gülmüştüm. Sırf onun için bu ceketi giymiştim orada hani gündem değişsin diye. Bugün de bir bayram. Kaç senedir giymiyordum bu? 15 sene falan oldu ya. Bir 15 senedir ilk kez bugün mü giydi? Evet, evet. Oo. Ozan geliyor ya bugün. Ya, senin şerefine kardeşim. Çok naziksin hocam. Çoktan beri görmedim. Vallahi maşallahım var hocam ya. Özlüyor ama seni. Ben de özlüyorum onu. Evet. Ya hiç, eskisi kadar birbirimize zaman ayıramıyoruz ama evet. Ben de onu özlüyorum. Ya biz hep buradayız. Değil mi? Hep Ozan diyor. Hep Ozan diyor. Vallahi buradayız. Evet. Seni hiç göremiyoruz. Seyahatler şunlar. Hoca benim için çok değerli. Evet. Bazı insanları tanıdıkça daha çok seversin. Bazı insanları tanıdıkça onlardan uzaklaşırsın. Güvenç Hoca her yerde anlatırım. Tanıdıkça daha çok sevdiğim insanlardan biri. Ne güzel. Teşekkürler. Yılmaz Hoca'yı da aramıza alırız ama değil mi? Ben Yılmaz Hoca ile arkadaşlığı bıraktım. Yılmaz Hoca burada. Kendisi ya. Almanya'da. Sevgilerimi İkiniz, gönderiyorum. Evet buradan selamlarımızı bayramı. O anladı. O anladı. Mi? Ya bir üçlü çıkamıyoruz değil mi? Formata uymuyor değil mi buradan? Rica ya ediyorum. Yılmaz uydururuz. Hoca gelsin. Biz uydururuz formatı onu. Uydururuz tabii ki evet. Her zaman. Ya Mustafa Hoca'yı unuttuk. Çıkacaktık. Mustafa Hoca evet ya. Mustafa Denizli bekliyoruz. Evet. Aa bak tam da güzel zaman. Bekliyoruz. Hocam o iş sende. Evet hocam tatildedir ben şimdi ya ama. Tatildedir. Evet. Eğer evet. Duyarsa sesimizi ona da selamlar. Ona selamlar. Mustafa Denizli ile ilgili de evet. Hep böyle şey gelir. Onun o ciddiyetini bilirim, asaletini bilirim. Onunla ilgili tezahüratlarda da çok ilginç müzikler kullanıyorlar. Nasıl? Merak nasıl? Edenler YouTube'a baksın Mustafa. Hey Mustafa Denizli yazsınlar gerisini dinlesinler. Yani, yani inanılmaz farklı. Hiç hocaya uymayacak müziklerle tempo tutmuşlar. Yıllardır var bu Rize Spor'a gittiğinde yapmışlar mesela böyle bir şeyi. Bir meşhur bir şarkıyı, dünya çapında bir şarkı. Hiç Mustafa Denizli ile alakası yok ama slogan gibi olmuş. Hocaya da buradan merak sevgiler, etti. Saygılar. Evet. Çeşme'de olabilir kendisi. Çeşme'de olabilir, çok evet. Çok da sıcakmış oraları değil mi? Yani? Hocam yanıyor. Ha? Yanıyor. Yani. Ben şimdi bugün Bulgaristan'dan geliyorum. Mis gibi. Hafif esinti var. Hava 27-29 derece. Harika. İzmir. 2 gün önce İzmir dedim. 40 derece. Hissedilen 50 derece. Melike. Of. Böyle bir şey olamaz. O Konak'ta, Karşıyaka'da denizin üzerinde öyle bir şey oluşmuş ki o sıcaklıktan dolayı inanamazsınız. Şok olursunuz. Yani bunlar standartlar dışı olaylar ama yani Ağustos nasıl olur çok merak ediyorum. Bu meteoroloji uzmanlarına soruyorum. Bizim kanalında A Haber'in ve ATV'nin onlara da sordum. Yani Ağustos için net bir bilgi veremeyiz dediler ama ben böyle sıcak bu aylarda, bu günlerde hiç böyle bir sıcak görmedim. Bulgaristan'dan bahsetmişken de şunu söyleyeyim. Biz Plovdiv'de Fenerbahçeliler Dernek Başkanı var. Ramadan Mümin. Onun misafiriydik. İki güzel gün geçirdik. Bol bol Fenerbahçe'yi konuştuk. Bol bol Mourinho'yu konuştuk. Neler konuştunuz?
Bu akşam şimdi hocama biraz sonra yeri geldikçe anlatacağım bunları. Tamam. Ama bu inanılmaz. Yani yani ben şimdi sadece Bulgaristan'dan bahsediyorum. Fenerbahçeliler neredeyse inanılmaz heyecanla. Yani hangi ülkedeyse, neredeyse, nereden takip ediyorlarsa. Ben bugün daha işte ablama gitti şeye, bayramlaşmaya falan. Şey yeğenim geldi. Ya amca dedi, bu Galatasaraylılar sana köpürüyor. Niye? İşte Mourinho dedim ki ben Turizm Tanıtma Vakfı'ndan dedim şey versinler dedim. Fenerbahçe bir 50 milyon euro versinler dedim. Vay sana sinirlenmişler. Ya bu kadar Türkiye'yi bu kadar güzel tanıtan bir olay olmaz. Vallahi billahi olmaz. Hani para olarak versen öyle bir şeyimiz olmaz. Hocam, yani tanıtmamız olmaz. Çok kızmışlar. Gibi geliyor. İroniymiş yok gibi ya, geliyor çok kızmışlar. Hayır, ya dediğin var. Gibi. Dedim ki Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Bakanlığı evet. Bu olaydan dolayı Fenerbahçe'ye bir bütçe versin. Bir plaket versin. Dünya çapında yani milyonlarca insan bu transferi konuştu, bu transferi takip etti, izledi. Bakalım ya. Nasıl olacak? Tabii bu arada konuyla alakalı başlıyoruz. O yüzden program içinde konuşmaya devam ederiz. Bu arada Sırbistan-İngiltere maçı da var. Maçın bitiminde yine sizle bütün detaylarını konuşacağız. Karşılaşmanın Bellingham'ın golüyle 1-0 önde İngiltere. Onu da belirtelim ve biz bir transfer söylentisiyle başlayacağız. İtalyan basınından bir iddia bu. O da Morata ile ilgili hocam. Fenerbahçe'nin Morata'nın transferi için Roma ile yarış halinde olduğunu yazdı İtalya basını. Diğer detaylar haberde bir izleyelim. Evet, şimdi Morata'yı konuşacağız ama bir bayram mesajı Selman Bey'den, bizim sadık izleyicilerimizden hemen okumak istiyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun. En çok da bayrama renk atan, renkli ceket giyen Güvenç Hoca'ya. Yaşadığım coğrafyaya demiş Rumeli. Ozan Zeybek abi çok hakim. Bu yörelerin bir şarkısıyla Güvenç Hoca'ya selam gönderiyorum demiş. Ne? İnce giyerim ince, pembe yakışır gence. Ben bilmiyorum bu şarkıyı. Ya çok teşekkür ediyorum. Güzel bir mesaj. Nasıl bilmiyorsun ya şarkı? Ama bilmiyorum. Sen ince ama pembe yakışır gence o bayanlar için esasında da hocam, bana uygulamıyor olsun. Renk olur mu canım, pembe erkekler de giyiyor artık. Hiç öyle düşünme. Pembe, o genç lafı çok hoşuma gitti biliyor musun? Evet, aynen, genç lafının hoşuna gideceğini biliyordum. Çok mesajı o yüzden ederim. Mesajı da o yüzden okudum zaten. Selman Bey'e de bu güzel bayram mesajı için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Fenerbahçe'de transfer harekatı diyebiliriz. Zaten bekliyorduk böyle çok yıldız isimlerin gündeme geleceğini. Hemen de zaten Morata birkaç zamandır da konuşuluyordu ve Roma ile bir yarış halinde olduğu yazıldı. Hocam. Olmaz. Aa. Gelmez. Alamayız. Gelmez diyorsun. Gel ya, ya ben bu Murat'ı var ya. Şimdi bakalım turnuvadan sonra bir de. Hocam bugün turnuvada da bugün bayram attı İspanya'nın. Bayram programı evet. Bugün. Hocam hiç olmaz, olmaz etmez. Tamam. Bugün negatif konuşmuyoruz. Tamam olur. Her şey çok güzel. Sor hatta, bize. Her şey çok iyi. Tamam çok umut güzel. Umut dağıtmaya geldik. Yok bugün. Olur. Hatta olur, bir numarada bol gelir öyle diyeyim evet. Yani. Ne yapayım ben olmaz harika olur. Ülkemize. Ya müthiş tabii çok olur. Güzel müthiş olur. Keşke alabilseler. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya bu Morata hak ettiği bir yerde değil. O övgüyü alamıyor. Bir bakıyorum her yerde gol atmış bu adam ya. Ama medya bu kadar adamı hiç yani bir yere getirmiyor yani. Yani bu adam 100 ise medyanın şeyinde bu 40-45-50 yani. Normalinde bu adamın 80-90 da anılması lazım üzerinden. Yok yazık günah vallahi adama ya. Üzülüyorum biliyor musun? Ozan Zeybek sen Fenerbahçelere böyle Mourinho ismi gündeme geldiğinden beri hazır olsunlar böyle yıldız isimleri beklesinler. Bu süreç özellikle seçim için de söylemiştin Fenerbahçelilere çok yarayacak. Hatta Mourinho'dan sonra başka hemen kısa bir zaman sonra yıldız bir transfer de beklesinler demiştin yanlış hatırlamıyorsam. Sen nasıl yorumluyorsun bu iddiayı? Şu an için iddia çünkü. Yani şimdi bu transfer yani bu veya bunun gibiler. Böyle transferler mutlaka yapacak Fenerbahçe. Bence 100 yılın en güçlü takımını kuracak. Yani hep eleştirdiğimiz bir şey vardı, yanlışlar vardı. Bu kez doğru başlayan bir Fenerbahçe var. Teknik adam tercihiyle başladı buna. Ben yeni yönetimin, yeni yönetim derken herkes başkan değişmiş gibi bir algı olursun. Çünkü felsefe değişti Fenerbahçe'de. Artık yapılan hatalardan tecrübelenen bir Fenerbahçe var. Ben çok umutluyum Melike. Bambaşka, yepyeni bir Fenerbahçe gelecek. Çok özel oyuncularla. Yani tabii bu Harlemvari bir şey olmayacak. Fantastik oynayan. Bir takım anlamında söylemiyorum bunu. Yani disiplini elden bırakmayacak Mourinho gözetiminde. Ve şimdi konuşmalarımız bazen şey oluyor. Fenerbahçe takımının yeterli olduğunu söylüyoruz. Çok iyi bir takım olduğunu söylüyoruz. Geriye daha bir ay olmadı yani bırakalı. Sezonu geride bırakalı. O takım da iyiydi. Ama düşünüyor musun?
Düşünebilir misiniz? 7-8 tane oyuncu gelir. En az 5 tane 6 tane transfer yapar Fenerbahçe. Onu söyleyeyim. Net söylüyorum yani. Ama Mourinho da yapmıştı açıklamayı. Bu da çok konuşulmuştu. Acun Ilıcalı da değinmişti. Yani çok fazla isim üzerinden gidilmeyeceğini, daha çok böyle sürekli yıldız isimlerin konuşulmayacağını, profil, tam takımın ihtiyacı olan nokta atışı transferlerin yapılacağını söylemişlerdi. O yüzden ben böyle bir ikilemdeyim acaba. Bence 1-2 yıldız gelecek ama sen ne düşünüyorsun? Yani 2'nin altında olma ihtimali yok zaten. Hiç onu konuşmayalım. Yani onlar bitmek üzeredir. Yani küçük detaylar vardır orada. Çok küçük detaylarla uğraşıyorlar. 2'nin 2 zaten kafada, cepte yani. Var, hazırda var. Ben hatta bayram öncesi, bugün bayram, bayram öncesi bir bayram hediyesi yapar Fenerbahçe Kulübü, açıklar diye bekliyordum. Ben 3 ve üzeri, yani dünya çapında tanınan, bilinen veya bizim futbol severlerin yakından tanıdığı, Ateri çocukların özellikle çok iyi bildiği özelliklerini, çok önemli oyuncular gelecek diye düşünüyorum. Bunun yanında da başka tabii Drogba modeli diyorum, hafızalarda kalsın diye. Chelsea'ye ilk gittiğinde Mourinho Drogba'yı istiyor. Abramovich soruyor. Yani klasikleşmiş hikaye artık, herkes bunu biliyor. Bu oyuncu kim? Sen parayı öde yeter ki başkan. Bunu alalım diyorlar. Ben bu tarzda da mutlaka oyuncular bulacaklarını düşünüyorum. Tabii onu bulmak kolay değil. O bir veya iki de sınırlı kalır ama popüler oyuncular, maddiyat gerektiren oyuncularla Fenerbahçe'nin birçoğunda işi %80'e 90'a getirdiğini, bazılarında %50'nin üzerinde olduğunu biliyorum. Ben sana yani, bir soru sorayım. Sor hocam. Raheem Sterling, Sane, Morata. Hangisini? Hangisini alırsın? Hangisini alacak veya? Var mı bu üçü, olur mu üçünden biri? Bak Sterling kaç para? 35 Sterling milyon euro civarında. Sane 20-25. Morata'yı bilmiyorum bak. Hocam. Mesela hangisini alırsın? Hayır, şu var. Ha? Fenerbahçe'nin zaten Sane ile çok ciddi görüşmeler yaptığı artık ayyuka çıktı. Yani biz ben bunu inanmıyorum pek 15 ya. Gün önce Mourinho'nun açıklanacağı günden bir gün önce bunu konuşmuştuk. Onunla ilgili çok ciddi yol kat ettiği görüşmeler yaptı. Morata mı o mu peki? Raheem Sterling'i saymıyorsun değil mi? İkisi de yani hocam. İkisi ya sen de. Üçü de hocam. Bu Fenerbahçe arada öyle bir vizyona büründü ya ki. Ya üçü falan değil. Böyle takımlar hani transfer yapar yapar en son bir 10 numara veya santraforla süslerler ya popüler bir oyuncuyla. Ha. Ben Fenerbahçe'de sadece böyle olacağını düşünmüyorum. Bu üçünü alabilir diyorsun. Ya üçünü alsa var ya zaten. Hocam şeyler, bu isimler değişebilir ama. Uyuyamaz ya hocalar. İsimler vallahi değişebilir uyuyamaz ama standartlar bu sınıfta oyuncular olacak mutlaka. Buyurun. Emre Kaplan muhabirimiz mesaj göndermiş. Güvenç Hoca Ferdi Özbeğen gibi giymiş demiş. Damat o ya, biliyor musun? Bizim Remzi Tan'ın damadı. Evet. Remzi abi çok sevdiğimiz bir abi. Cekete çok mesaj var. Cekete mi? Hocam bitirdin bizi bu akşam. Ya bu satayım bunu, çıkartalım şey açık arttırmaya. Bizi ya taca çıkardın. Yalnız şey bu biliyorsun değil mi? İpek yani ha. Yani öyle harbiden değil. Evet peki, gelen mesajlara bakmadan Mourinho ile ilgili bir haberimiz daha var. Onu da ekrana getirmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'den sadece Amini futbol takımımızda değil, pek çok milli takıma oyuncu gitti. Yani kadrosunun aslında kalitesini de ortaya koyan bir detay bu. Böyle olunca da tabii ki Mourinho da zaten takip ediyor ama biraz daha o oyuncuları da takip etme açısından milli maçları çok yakından izliyor Fenerbahçeli milliler için. Bir bakalım kimler o oyuncular, sonra biraz da Fenerbahçe'nin milli oyuncuları üzerine konuşalım. Evet, çok sayıda milli oyuncu var. Sadece milli takımımızda, milli futbol takımımızda değil, pek çok ülkede. Bizim de aslında böyle, ben bir de dikkatimi çekiyor, oynuyorlar da ama Tadiç hariç, Ozan Zeybek, onu da konuşuruz maç bitiminde. Ama şöyle bir açıklaması olmuştu, biraz bunu tartışalım istiyorum aslında Mourinho'nun ilk göreve geldiğinde. Bir an önce dönsünler oyuncular temennisi olmuştu. Bu da tabii ki diğer milli takımlar için bizim çok önemsediğimiz bir şey değil ama A milli futbol takımımız için önemsediğimiz bir konu. Zaten sakatlıklar canımızı sıkıyor. Daha çok sakatlık olsun istemeyiz. Ama millilerimizin de maksimum performansla 14 Temmuz'a kadar turnuvada olmasını istiyoruz tabii ki. Yani Mourinho'nun bu temennisine biraz orada eksi yazdım ben. Hocam seninle başlayayım. Çok doğru söyledin. Yani, ya şimdi ne var biliyor musun? Bir kızmayın gerçek var. Öyle. Şimdi Mourinho buraya geldi. İlk önce şunu söyleyeyim, yani Fenerbahçeliler veya Türkiye'deki herkes bunu bilsin. Mourinho Şampiyonlar Ligi olmasaydı Fenerbahçe'ye gelmezdi. Konferans kupasını aldı, hiç ses getirmedi. Avrupa'da ses getirmek istiyorsa Şampiyonlar Hocam, Ligi'nde. Hocam ses getirmedi de deme ya. Getirmedi ya. Olmadı. Oradan kovuldu en sonunda yani Roma'dan ya. Gene alabilirdi. Bir tane de final oynadı biliyorsun, kaybetti penaltılarla falan neyse. Şimdi Mourinho bu Şampiyonlar Ligi'ni istiyor.
Yani ve tabii ki şampiyonluk burada olur öyle bir kadro yapar ama önce onun için Şampiyonlar Ligi. Onun için de bizim futbolcuların buraya gelmesini bir an evvel ister. Biz de mesela ne diyoruz? Afrika kupalarında yenilseler, elenseler de gelsinler diyor. Bu bir gerçek yani ya. Bunu içinden hani dışarıdan bunu söyleyemez ama içinden diyordur ki bir an evvel elensin gelsinler. Her antrenör bunu söyler yani. Her antrenör diyorum ama. Belki Türk antrenör de olsa şeyde burada Türk antrenörler de ister. Farklı bir dille şöyle söyleyebilir. Ya sağ salim gelsinler sakatlanmadan. Ha, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu sezon. Geçtiğimiz geride bıraktığımız sezon. En çok sakatlık yaşayan kulüplerin başında gelmesi. Büyük ihtimal zaten bunun teşhisini koydularsa orada da tıbbi müdahale ekibiyle doktor heyetiyle de yeni bir yol ayrımı veya yeni bir şey olabilir zaten. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Haksızlık etmeyelim onlara. Belki bu çalıştırmada bir şey söyleyeyim. Bak, 50 defa söyledim. Klinsmann Amerika'dan geldi. Alman milli takımına o performans antrenörlerine öyle diyelim. Amerika'dan getirdi. Almanya'da bile olay olmuş. Getir kardeşim yani sen şimdi İsmail kardeşim yani sen bunu her şeyde uzmanlık Amerika'da. Her şeyde ama. Her konuda. Sen getir oradan ya getir kardeşim burada belki sakatlanmayacak. Belki hocam o konuyla ilgili konuşulacak çok şey var. Yanlış zamanda yanlış yükleme yapıldığına yani dair. Sen pardon, teknik adamsın ama. Ali Başkan olacağım ben var ya Ali Koç. Hiç şey nasıl demişti sen bizim elemanımızsın dedi Fatih Hoca adam. Ha? Yani kardeşim getirecek bitti. Konuşturmam bile ben onu orada. Getir Amerika'dan, buradan veya İtalya'dan, Almanya'dan ama tabii Amerika bana göre bunun şeyi en iyi şeyler orada kondisyonerler. Getirsen belki bu kadar sakatlık olmayacak. Darbe hariç tabii. Darbe sakatlıkları hariç. Şimdi Dilek Hanım mesaj göndermiş bize. Viyana'da yaşıyor ama bayram için Tunceli'ye memleketine gelmiş. Selamlar Dilek Hanım'a. Mehmet Bey'in de bir mesajı var. Bugün izlediğim Polonya ve Sırbistan gruptan çıkamaz. Tadiç ve Şimanski erken katılır takıma. Milli takım için ise gönlümden geçen final oynasın ancak onların da erken geleceğini düşünüyorum demiş. Nasıl yorumluyorsunuz bu mesajı? Tabii şeyler herkesin bir beklentisi, hedefi var. Kendi zekasının dile getirdiği şeyler var, konular var. Yani bu çok erken daha bunları konuşmak için. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bir önümüzdeki ikinci maçlar izlensin. Şu anda mesela Türk milli takım olarak düşünelim. Gürcistan'a kaybettiğimizi düşünelim. Daha hemen durum, eve mi dönüyoruz? Ne yapıyoruz? Efendim? Daha bir de ilk maçımızı izlemedik yani ya. Hayır sadece bizim için değil. Birçok takım için de. İlk maçlar çok belirleyici olmayacak ama hani çok iyi olanlar ortaya çıkar. Bu sınıfı geçebilecek olanlar yani ortalama takımlar net göremeyebiliriz ama çok iyi olanlar, fark yaratanlar ortaya çıkacak tabii. Onları ayırt etmek kolay olacak. Ama bugün mesela Polonya maçını seyrettim ben. Evet. Hollanda ile nasıl bir maç oldu aklına hayalin durur ya. Ya iki takım da olabilirdi. Müthiş yani. Müthiş bir maç oldu. Bir şey diyemezsin ki yenildi diye. Sen şimdi bugün onlar eğlenecek falan diye bir şey düşünmüyorum şu ben yani. Şimdi Simanski'nin iyi oynamadığı bütün şu anda Avrupa basında konuşuluyor o yüzden. Yani tek maç lezinde de futbolcuyu da şey yapmak istemiyorum. Neden biliyor musun? Herkes kafasında Mourinho geliyor diye başka bir takım kurmaya çalışıyor. Simanski'nin mevki de çok değerli mevkilerden biri. Şerefeye payı derler biliyor musun? İnşaatta falan. Mesela bir siteden ev alırsın. Ya hepsi 3 artı 1 hepsi 120 metrekare ama şu iki tanesinin fiyatı farklı. Neden? Şerefiye payı. Yani onun şeyi daha güzel konumu falan diye. Şimanski şey de var. Şimdi öyle bir pozisyonda oynadığı için herkesin gözü de orada. Daha iyisi gelir mi, daha iyisi gider mi? Bazı Fenerbahçelilerin bile Şimanski'nin yerine başka birisinin gelmesini istiyor. Fenerbahçe'yi sevmeyenlere veya beğenmeyenlere bahsetmiyorum. O yüzden daha çok erken. Bir maçta da bir izleriz. Şimdi ikinci maçta bir Şimanski izleriz belki. Maçın yıldızı olabilir. Erken yorum bazen insanı şey yapıyor. Ben bu hataları genelde senin erken yorumların doğru çıkıyor Ozan Zeybek ama yani şimdi, yanıldığın bugün, azdır. Bugün yapmayacağım. Peki. Simanski'den çünkü ben burada bir şey bekliyorum bu şampiyonada. Ama takım iyiydi. Erken ben çok daha beğendim yani Polonya takımını. Erken daha zaten. Peki devam edeceğiz yine. Maç bitimi bu arada daha uzun Euro 2024 konuşacağız. Böyle ara ara değiniyoruz. Sizin sorularınızı da yönelteceğim. Ama bütün haberlerimizi de paylaşalım istiyorum. Şimdi Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bir röportajında Fenerbahçe'den beğendiği 3 futbolcuyu söylemiş. Kimdir acaba tahminin var mı? Kimlerdir? Kimlerdir? Bir tanesi sol bek Ferdi'dir. Bir kere Fred kesin. Bir yani de? Dur bakayım bir saniye bir düşünmem Okan Buruk lazım. Hocam ilk önce şunu sormak lazım Melike'ye. Osay Somer Melike'ye şunu sormamız İrfan lazım. Olabilir. Okan Buruk Galatasaray teknik direktör olarak mı beğendiğini söylüyor?
Bir futbol adamı olarak mı söylüyor? İkisi olarak da söylüyor bence. Ben vereceği cevaptan ne olduğunu söyleyeceğim şimdi gelecek cevaptan. İkisi kesin. Üçüncü ihtimal tahminin ne? Bir dakika şimdi. Ama bir daha hemen bir bileyim bakayım sağdan sonra. Stoperleri geç. Sağ bek. Stoperleri hemen geç. Onda sağ bek yok. O sayı Samuel diyebilir. Szymański diyebilir üçüncüde. Ama bu maçtan sonra der mi demir bilmiyorum. İsmail diyebilir belki. İlerideki İrfan'ı diyebilir. Peki. Bunlardan bir tanesi. O zaman bakalım Okan Buruk'un Fenerbahçe'den beğendiği o üç isim kimmiş? Evet hocam tutturdun. Ferdi, Fred, İrfan Can demiş. Ya herkesin şey yaptığı, isteyebileceği üç tane adam yani. İrfan Can bu sene var ya müthiş bir performans gösterdi. Biliyorsun değil mi? Geçen seneden onunla ilgili evet sen her zaman hakkını teslim ediyordun zaten. Fikirlerini biliyorsun. Ya Fenerbahçe bana göre iyi takım yapacak. Hakikaten iyi takım yapacak. Belki o zaman biraz abarttı. Üç tane, beş tane falan değil ama o üçünü falan alsa olmaz zaten. O üçünü alamaz da. Hocam isimler yani, değişebilir ama o... Ama yok üçünden birini alsa müthiş yani. Ben tahmin etmiyorum. Üçünü de alamayabilir. Ya o kadar da para veremezler 20. Murat da kaça gelir ya? Maliyeti 25-30'dan aşağı olmaz. Maliyetini söylüyorum. Var mı onun şeyi? Valla illaki maliyetli oyuncu da alacaklar hocam. Bu arada Tadiç oyuna girdi. Kim? Sırbistan'da Tadiç oyuna girdi. Zahmet oldu ya. Zahmet oldu. Bak şey kaçırdı bakın. Şimdi maçı izleyenler var ama şu anda Frankfurt'tan bize mesaj gelmiş. İngiltere maçına bakmıyoruz. Aspor'a bakıyoruz. Şu anda Ozan Zeybek için demişler. Frankfurt'tan sana mesaj var. Frankfurt Yıldız Hanım'ın memleketi değil mi? Yıldız Zeybek'e de buradan selamlar. Favorimiz Almanya, kalbimiz Türkiye, kanalımız Aspor demiş. Ne güzel slogan yapmışlar bakın. Evet süper. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Frankfurt'a buradan selamlar, sevgiler. Şimdi devam edelim Okan Hoca'nın açıklamalarıyla. Ozan Zeybek dedin ki isimlere göre bir yorum yapacağım. Evet. Teknik adam olarak mı, bir futbol adamı olarak mı yorum yaptı diye buyurunuz. Şimdi şu var, neden bunu söyledim biliyor musun? Bazı oyuncular var, övülür, rakip gözüyle översin. Yeter ki benim rakibimde olsun da benim işime yarar diye. Şimdi bugün bir program dinliyorum yolda ya, gelirken, yurt dışından ya. Yolda gelirken dinliyorum. Şimdi diyor ki yorumcu, İsmail Kartal diyor, moderatör soruyor, İsmail Kartal size göre başarısız mıydı diyor. Hayır diyor, kesinlikle başarısız değil. Dedim ki keşke ben orada olsam şu anda. Neden? Başarısız değil dedin. Bak bu benim istediğim cevap bu değil. Peki başarılı mı diye sorsam, başarısızın zıt anlamı nedir? Başarılı. Başarılıdır. Ama baktığında başarılı da diyemiyor. Anlatabildim mi? Ama başarısız değil. Yani boşlukta bıraktı. Anlatabildim mi yapılan herkesin işi? Herkesin yaptığı gibi. Herkesin yaptığı gibi. Şimdi benim Galatasaraylı arkadaşlarım var. Bırak benim arkadaşların hepsini unut. Dursun Özbek başkan var Galatasaray'ın başkanı. 99 puan alan teknik adam gönderilir mi diyor. Yani kalsın o yüzden yani, dedim Okan Buruk demesin şimdi Zayıs'ı çok beğeniyorum, Tadic'i çok beğeniyorum. Doğru mu hocam? Kalsınlar orada. İsmail Hoca evet. Da kalsın. İsmail Hoca'nın da kalması lazım. İsmail Hoca beni bugüne kadar zorlayan en büyük teknik direktördü diyebilir. O yüzden merak ettim ama realist cevaplar vermiş. Bunlar hep tuzak şeyler oluyor. Yani hala şu konuşuluyor. Mourinho gelmiş. Hala İsmail Kartal kalmalı mıydı, başarılı mıydı, başarısız mıydı? Ya artık o defteri kapatın, açmayın. Açtıkça İsmail Kartal'a zarar veriyorsunuz. Veriliyor. İşte evet. Benim gibiler çıkıp konuşuyor. O yüzden kıyas bile kabul etmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin teknik adam tercihi yüzünden koskoca bir sezonun daha gitti diye düşünüyorum. İsmail Kartal'a da başarılar diliyorum. Eskiden bir şey vardı hocam, Superman filmini falan hatırlar mısın? Hani Superman birilerini kurtarır bir şey yaparlar. Orada da birisi çıkardı. Teşekkürler Süpermen. Teşekkürler İsmail Kartal. Bu kadar benim için. Neyse ya, başarılar dilerim. Umut da, Bey'den bir ha. Mesaj. Bütün milletimizin bayramı kutlu olsun demiş. Fenerbahçe bayram şekeri olarak bir transfer açıklar mı acaba? Şaka bir yana Ozan Bey'e sorum diyor. Fenerbahçe bu hafta bir transfer açıklayabilir mi? Güvenç hocam kimi alırsın dedi ya. Fenerbahçe o rakamları çıkarsa direkt olacak o. Talişka derim diyor. Talişka'yı da çok istiyor Fenerbahçeliler. Olabilir. Ya Talişka'yı alsın bir de Raheem Sterling'i alsın. Bir, Melike, iki tane. Alabilir mi alamaz mı diye soranlar Güvenç Hoca tarzındaki arkadaşlarıma şöyle bir cevabım var. Bundan bir ay önce burada oturuyor olsaydık hocamla. Sen
bir izleyici bize oradan yazmış olsaydı ve sen bana sorsaydın. Ozan Zeybek, bir izleyici soruyor. Frankfurt'tan Seyfullah İdrisoğlu soruyor. Fenerbahçe Mourinho'yu alabilir mi? Mümkün değil falan. Hocam ne derdi? Yok, sen yok. Lütfen hocayla 1500 kez program yaptınız. Ne derdi? Bir dakika, fiyat sorardım. Hocam 15'e kadar, 15'e kadar alır derdim. Yani çok da ihtimaller üzerinden gitmeye gerek yok. Mourinho ismi ilk gündeme geldiğinde pek çok yorumcumuz yani çok mümkün görmüyorum falan dedi yani. Gelmez diye düşünürüm. Şöyle 15 milyona kadar alırım. Yani hocam, fiyat senin yorumuna istediğin cevabı veriyorum şimdi sana. Sen neden alamaz Morata'yı diyorsun? 25'i alamaz diyorsun değil mi? 25 vermem. Mourinho'yu 15 alan, Morata'yı da 15 alır hocam. Ya o zaman olur. E tamam, zor bu iş ya, yani bunu bana, bana şimdi, burada açıklat hocam ya. Bayram bak, günü. Millete biz bayram şekeri, bayram hediyesi tamam, yapıyoruz. Dün de gol attı ya. Her an ya, Dünya Kupası'ndan sonra, Avrupa Kupası'ndan sonra hocam, gol attığı zaman için söylemiyorum. Bakın burada lütfen. Yükseliyor. Melike sen bu olaya şahit ol. Hocam bunu daha sonra şey yapabilir. Ozan o gün Morata'yı alıyorlar şu bu. Bak bakın ben burada hiçbir ismi tuzağa düşmeyeceğim. O saydığın 3 tane ismi ben sildim. Böyle siliyorum bir de. Yok canım, o hikayeyi anlatmış mıydım sana silme hikayesini? Hangi? Bir dakika, 15'e kadar alınır. He? 15'e kadar. Hocam hangi 15? Para birimine. Ya 15 milyon euroya kadar bunları alır. Bak hocam euro var bir de. 17'ye de alır. Dubai parası var. Dubai'de imaj hakları var hocam bu işlerin. Şu gözlüklerden alacağım. Biliyorsun bir şey mi? Ne o? Hocam reklam yapma. İsmi söylemiyorum ya. Tamam. Sakın hocam. İsmi söylemeyeceğim. Ben bir gözlük aldım. Geldim buraya. Benim gözüm bozuk bu arada. Yok yok. Bir Melike bir gördü baktım. Güneş gözlüğünü. Bu ne hocam dedi ya. Neyse. Neyse. Acil şimdi değiştireceğim tamam mı gözlüğü? Hocaya bazen moda danışmanlığı da yapıyorum. Evet yapıyorsun. Şimdi evet. 45 yaş üstü bizim izleyiciler hatırlayabilir. Sen Dallas dizisini izledin mi? Ben yetişemedim ama tabii ki diziyi biliyorum. Ceyar'ı, işte kötü karakteri, işte bir dönemin meşhur. Bugün ben Ceyar olayım. Ceyar olayım çünkü adam o kadar şık. Ama diziyi izlemedim. Bobby burada, Bobby. Bobby. Hatırlıyorsun değil mi hocam? Bobby'yi bilmiyor. Bilmiyorum. Ceyar'ı biliyorum çünkü çok böyle konu olmuştur birçok parodiye. O yüzden hani araştırmıştım. Hani kim Serif Titus'ı da biliyorsun değil mi ben sen? Ben bilirim. Ha? Onu da Titus'da. Duydum. Doktor Kimball'ı falan da duydum. Şimdi hepsini Kimball biliyorum. Kimball öyle biraz, değil. Titus üçkağıtçıları söylüyoruz biz. Tamam üçkağıtçılar değil. O zaman vardı. Onlar Köle da var. Zorro'yu izledin mi sen? İzlemedim biliyorum. Onu da biliyor iyi. Yani dizi film kültürüm iyidir. İsimleri karakterleri bilirim ama izlememişimdir. Çok eski onlar. Bulsam izlerim bu arada. Neyse çenemiz düşmeden devam edelim. Yalan rüzgarı. Onu da biliyorum. Konuyu onu oraya bağlayacaktım transferi ama. Onu anneannemize. Senin silme hikayesi ne? Silme hikayesi müthiş ama 2 dakikan alır var mı vakti? Alır alsın. Dinliyorum. Şimdi çocukluk yaşlarım 10 yaşında falan böyle. 10-12 yaşındayım. Alaşehir'deyim. Yaz sıcak olunca balkonda falan yatıyorsun o zamanlar böyle. Yatak atarsın böyle yer yatağı müthiş. Böyle şeyler böyle... Demirler, balkon demirleri deline geçene de bakarsın. 2'de 3'te 1'i yürüdü mü zaten? Sanki yürüse bile o ayak sesi, araba sesi gibi. Sokaklar bomboş, sessiz. Bir tane yan komşu var bizim. O gün alkolü fazla kaçırmış. Zile de basmak istemiyor. Yan tarafa şey yapacak. Eşini uyandırmaya çalışacak. Zile basarsa bütün apartman uyanacak çünkü. Ya diyor, ben seslendim böyle. Ne oldu abi dedim. Bizim evi arayabilir misin dedi telefonla. Tamam dedim arayayım. Numara kaç dedim. Böyle konuşuyoruz ona. Telefon numarası kaç? O diyor ki böyle hiç konuşamıyor bile. 3 yapıyor. 4 2 bir dakika diyor. Siliyor. Yanlış yaptım diyor. Çok iyi. Anladın mı hocam? Güzel. Bizim hikaye de onun gibi yani. Bak hocamın söyledi. 3 tane ismi siliyorum. Çünkü hocam buna o diyecek bir gün Melike'ye. Melike ben dememiş miydim Ozan'a bunları alamaz diye. Hocam sil onları. Haydi. Onları bak biz şu anda şeye gönderdik. Gökyüzünde kaldı o konuştuklarımız. Adam ama süpermiş ya. Peki bütün takımları birlikte konuşalım istiyorum. Şimdi izleyicimiz yazmış Galatasaray için Güvenç hocam ne der diyor. Yıldız transfer yapar mı? Galatasaray fazla transfer yapmayacak ama demiş. Nasıl yorumlarsınız? Ya Galatasaraylılar şimdi biz tabii Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Şu gelecek, bu gelecek, Mourinho geldi falan. Çünkü Galatasaray'ın büyük ölçüde kadrosu bana derli göre, toplu. Derli toplu. Bir tane orta sahaya adam alacaklar, bir tane de sağ bek alacaklar. Bana göre. 2 tane adam çok büyük. 3-4 demişti Dursun Özbek'te, Okan Buruk'ta. Ya bir tane de Icardi'nin arkasına bir tane daha sağlam bir santrafor alırlar. 3 tane adam yeter. Ya 2 tane adam almaya gerek yok ki. Hocam sen bazı gerçekler var, doğrular var.
sen doğrulara göre konuşuyorsun ama gerçekler ayrı. Hocanın matematiğine göre gerçek böyle olması lazım. Bu takımın bozulmaması lazım. 3-4 tane eksik bölgeler. Hadi bir tane de, iki tane de riske atmamak için oyuncu. Ben de sana diyorum ki minimum 6 tane transfer yapacak diyorum Galatasaray. Abi, moda giden zaten olursa mi yapar bence 6 tane? Yok, gene yapmaz bence. Giden gene olursa yapacak ya, kim? Ya zaten gidecekler var. Tete gider. Dembele gider. Bir de öyle şey, değil. Ne o? Öyle o bir çocuk gider. Elden çıkarılması ya da işte faydalanılamayan gidecekler ben bahsetmiyorum. Sayıyorum. Bir bakmışsın elindeki kadroda düşündüğü oyuncusu gitti. Barış Alper gidebilir. Kerem giderse... Yerli yani transferi yapacak o zaman. Ya yerli transferi kim yapmasın var ya? Mı? Yerli transferi şey var. Bir tek Oğuz var. Oğuz var. Başka da kimse yok. Niye yok? Evet. Hocam sen yok deyince kızıyordun. Yerli ama yerli yok. Çinli olabilir mi? Ha? Transfer yani. Ya yok. Yok işte. Ya burada senelerdir paspas bağırıyorum. Aşağıdan futbolcu gelmez. Gelmez. Bu kafayla gelmez. 50 defa söyledik. Federasyon başkanına da söyledim. Dedim kardeşim 15-20-25 maçta oynamak da futbolcu yetişmez onun için de. Yok, havuzda kimse yok. Var mı? Bildiğin var mı kimse aşağıdan gelip de? Ben bilmiyorum yani. 25-30 maçta oynayıp da kimse bir yere gelemez. Yani bir aşama şeyi gösteremez. Çok nadir. Zaten işte kaç kişi var ya? Kerem var, Barış var, İsmail var. Kimler var başka? Hocam yani zaten şu anda bu Avrupa Şampiyonası'nda da yani zaten da iyi yerlerin büyük bir çoğunluğu büyük takımlarda toplandı. Ya da iyi yerlilerimiz hep Avrupa'da forma giyiyorlar. Yani takımlarda çok riskli değil mi? Melike, bu şampiyonada da yerlilerimiz de ne kadar iyi onu da göreceğiz. Boyumuzun ölçüsünü nasıl alacağız? Bunu kaybederiz kazanırız anlamında. Boy ölçüsünü almak aslında şeydir. Negatif anlamda kullanılır ama kendimizin ne olduğunu göreceğiz. Aynanın karşısına geçeceğiz. Ya isim vermeyeceğim şimdi buradan. Şimdi bizim milli takım kadrosunda 4 tane adam var. Vallahi ben Sarıyer'de oynatmam. Sarıyer'i aşağılamıyorum hani ya. Yani Sarıyer'de işte ne bileyim Ümraniye Spor. Ya yani, Süper Lig'de oynatmam diyorsun. Ne evet süperi ya? Onu da kaçıncı ligde şey Sarıyer? Vallahi oynatmam. Yemin ediyorum oynatmam. Bak yemin ediyorum. Ben hayret ediyorum ya milli takımın kadrosunda. Şeye yazdım başkana. Bir tanesi stoper başkan değil da mi bana, hocam? Bak neyse. Hocam söyleyeyim, sana birisi şey yazmış Mehmet Bey. Melike Hanım Güvenç Hocam tekrar takım çalıştırmayı düşünüyor mu? Düşünüyorum. Beni düşünen yok. Çalıştırdığı takımlarla lige renk katıyordu. Oynattığı cesur futbolla demiş. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Bak ne geldi aklıma biliyor musun? Şey Sporting Lisbon'un ilk bir yer maçta 0-0 kaldık. Galibiyeti kaçırdık. Santra'ya geçemedi. Neyse. Oraya gittik. Tam Santra başlarken bir resim çekilmiş bizim biliyor musun? Diziliş şöyle bak. 2-5-3 Ya o resmi bulsam ya. Buluruz hocam. Hemen bir araya gidiyoruz. Aranın ardından buradayız.